Bugün sağlığım için her şeydeki konumuz kasık fıtıkları ve kasık fıtıklarının kapalı cerrahi ile tedavisi. Konuğumuz ise Özel Ataköy Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Necdet Delici. Hoş geldiniz Necdet Bey. Hoş bulduk. Röportajımızda normalde bugünkü ana konumuz kasık fıtıkları ama genel anlamda size bir fıtık nedir diye sormak istiyorum. Fıtık, karın kaslarının iç katlarının zayıflaması ya da yırtılmasına bağlı gelişen, şişlikle karşımıza gelen karın duvarı defekleri olarak tanımlayabiliriz. Yani vücudumuzda karın duvarında, kasıklarda herhangi bir yerde oluşan şişle, yumruya fıtık olarak tanımlayabiliriz. Evet, yani karın içini saran kasların herhangi bir yerindeki fasyalarının herhangi bir yerindeki zayıflamasına ya da yırtılmasına bağlı gelişen karın duvarı defeklerinden oluşan şişliklerdir. Peki Necdet Bey, tüm fıtıkların içinde asıl kasık fıtıklarının görünme oranı nedir? Bir de oradan da sizin için soruyorum, kasık fıtığı aslında ne demektir? Evet. Kasık fıtıkları tüm fıtıklar içerisindeki görülme oranı %75 civarındadır. Kasık fıtıkları sonra en sık göbekte ve ameliyat kesi yerlerinde fıtıklar görülür. Yani onlara da biz insizyonel hernia olarak tanımlıyoruz. Ama en sık görülen fıtıklar kasık fıtıklarıdır. Fıtıklar az önce tanımladığımız gibi vücudumuzda doğal olarak zayıf olan noktalar var. Göbek gibi, kasıklar gibi. Kasıklar da çocuklar doğar doğmaz proses vajinal istediğimiz yapılar var. Kasa aşağıya giden bir oluklar vardır. Bunlar hemen doğar doğmaz genellikle kapanırlar. Nadiren açık kalır, kapanmazlar ve buradan fıtıklar gelişir. Biz bunlara konjonktal fıtık, yani doğuştan olan fıtıklar diyoruz. Göbek de öyle. Göbek de doğuştan zayıf bir noktadır. Bunun dışında da daha sonra vücudumuzda karnımızın içerisindeki basınç artışı fıtıkların artmasını etkileyen faktörlerdir. Tedavi için yani kasık fıtığı olan bir hastamızda tedaviye nasıl karar veriliyor? Açık ve kapalı olarak ikiye bölünüyor diye merak sordum. O yüzden kime aslında ne tür ameliyat uygulanacağına nasıl karar veriyorsunuz? Evet. Öncelikle tanıyı kesinleştirmemiz gerekiyor. Yani biz klinik olarak muayene ettiğimizde ilk muayenede anlayabiliyoruz kasık fıtığı var mı yok mu. Ama çok böyle erken aşamadaki noktasal fıtık dediğimiz fıtıklarda bazen ultrason çıkıyoruz. Radyolojiden yardım istiyoruz. Fıtık olduğunu bize kanıtlıyor. Fıtık tanısı konulduktan sonra tek tedavi seçeneği fıtıkların cerrahidir. Ve fıtık cerrahisi dünyada en yaygın yapılan genel cerrahi ameliyatıdır. En sık yapılan genel cerrahi ameliyatıdır. Toplumun %4'ünde günün birinde mutlaka fıtık görülmektedir. Bu kadar yaygındır. Bizim en sık yaptığımız ameliyatlardır. Ve buna rağmen bu kadar sık yapılan ameliyatlar olmasına rağmen fıtık cerrahisi hem anlaşılması hem yapılması zor ameliyatlardır aslında. Yani fıtık deyip geçmeyin. Bazı fıtıkları birçok cerrah yapmıyor, yapamıyor, yapamayabiliyor. Yani fıtıklar düşünüldüğü kadar kolay ameliyatlar değildir. Ve dediğim gibi fıtığın tek tedavisi cerrahidir. Ameliyatsız fıtık tedavisi olmaz. Ne zaman ameliyat önermiyoruz? Sadece hastanın genel durumu ameliyata izin vermiyorsa, çok yaşlı, yandaş hastalıkları çok, kalple ilgili, KOAH, anestezi alamayacak durumdaysa, ameliyat olamayacak durumdaysa, fıtıkları sadece kasık bağı öneriyoruz ve dışarı çıkmasını engelliyoruz. Boğulmuş fıtık aciliyet olmasın diye kasık bağı ile korumaya çalışıyoruz o kadar. Ameliyatsız hayatını idame ettirmesini sağlıyoruz. Ama bunun dışında fıtıktan kurtulmak için ameliyattan başka çaremiz yok. Ve ameliyat olarak da ameliyat yapılabilmekte. Bir konvansiyonel açık cerrahi dediğimiz açık ameliyatlar, 7-8 bir kasıklarda kesiler yapılarak yapılan ameliyatlar. İkincisi laparoskopik ameliyatlar. Laparoskopik kapalı ameliyatlarda da bir santimetre kameranın girebileceği kesi yapıyoruz. Oradan fıtık bölgesine giriyoruz. Karın kaslarının alt duvarıyla periton dediğimiz karını saran zarın arasına giriyoruz. Fıtığı ayırabilmek için. Ve iki tane de 5 mm'lik küçük trokarları böyle işlem yapabilmemiz için 5 mm'lik yarımşar santimlik kesiler yapıyoruz. Bunlar çok küçük kesiler olduğu için ameliyattan sonra hem kozmetik açıdan, iz açısından çok avantajlı. Hem ameliyat sonrası laparoskopik ameliyatlarda daha az ağrı oluyor. Ve iş kaybı ve günlük aktiviteye dönüşleri son derece erken olmaktadır. Burada bir tek sıkıntı şu, laparoskopik fıtık ameliyatları teknik olarak zor ameliyatlardır. Dar bir alanda ameliyat yapıyoruz ve oraya yaklaşık 15 çarpı 15 santimetrelik problemimiz meşle yamalar var. O yamalardan yayıyoruz. Tabi bu teknik olarak zor bir ameliyat. O yüzden Türkiye'de genellikle genel cerrahların %20, %1'i Avrupa'da da %20'si civarında kasık fıtığı ameliyatlarını laparoskopik yapabilmekteler. Çok az cerrah kapalı yapabiliyor. Cerrahların çoğu bunu kapalı yapamıyor. Hatta
kapalı fıtık ameliyatlarını çoğu genel cerrah önermiyor. Çünkü teknik olarak yapılması zor. Dolayısıyla yapılamayacağına inananlar yok. Halbuki laparoskopik yapılırsa o kadar iyi bir şey ki, hastalar çok erken dönemde, birkaç gün sonra başlayan çok hasta var. Çok erken dönemde işine dönebiliyor. İş kaybı çok az oluyor ve tekrarlama riski, nüks riski de normal açık ameliyatlardan hiç farkı yok. Teknik olarak iyi yapabiliyorum. Son derece faydalı bir ameliyat, son derece yararlı bir ameliyat. Laparoskopiyi kesinlikle son derece öneriyoruz. Peki Necdet Bey, kapalı veya açık ameliyat sonrasında kasık fıtığını tekrar etme riski var mı? Ya da kasık fıtığı hangi durumlarda tekrar eder? Burada iki faktör var. Bir hekime bağlı faktörler, bir hastaya bağlı faktörler. Hekim ameliyatı iyi yapacak, hasta da kendini koruyacak. Bu ikisi çok önemli. Tüm fıtık ameliyatlarında ortalama %1 ile %20 oranında tekrarlama riski var. Genellikle iyi cerrahi tekniklerle yapılan ameliyatlarda %1 oranındadır tekrarlama riski. Daha kötü tekniklerde %20 oranındadır. Ve tekrarlayan kasık fıtığı ameliyatlarındaki tekrarlama oranları iki kat daha artıyor. Yani ilk yapılan ameliyatta başarı çok önemli. İkinci, üçüncü ameliyatlarda başarı daha da zorlaşıyor. Tekrarlama riski daha da yani. Ama dediğim gibi başarılı ellerde genellikle %1-3 civarındadır tekrarlama riski. Hasta ile ilgili faktörlerde mesela hasta bir akciğer enfeksiyonu yaşarsa bronşit veya koak gibi hemen tedavisini yaptırmalı. Öksürmemeli, kabız kalmamalı. Çok uzun süre ameliyat sonrası erken dönemde çok uzun süre ayakta kalmamalı. Çok aşırı ağırlık kalmamalı. Bunlara dikkat etmeli. Çok teşekkür ederiz Necdet Bey. Röportajımızın sonuna geldik. Bizleri izleyen seyircilere, izleyicilere çok teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı size de ayrıca teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.